Ne işin var burada? Seninle konuşmam lazım. Sakin bir yere geçelim mi? Geliyorum. Geçelim. Evet. Bana yardımın lazım. Sana günahımı bile vermem ben. Biliyorum tatlım. Zaten kendim için değil. Abin için buradayım. Birileri baban üzerinden kuzgunu sıkıştırıyor Kumru. Abim o yüzden mi babamın ölümünü araştırıyor? Bak, babanın öldüğü güne dair kapsamlı bir araştırmaya ihtiyacım var. Bunu senden başka kimseden isteyemem. Çevrende tonlu adam var. Neden benden yardım istiyorsun ki? Kuzgun'a ihanet etmeyeceğinden emin olduğum, güvendiğim bir tek sen varsın çünkü. Kararını ver. Bana yardım edecek misin, etmeyecek misin? Sakın cihazın yerini oynatma. Kendi kendine bozulmuş gibi gözüküyorsun. Aynen abi, merak etme sen. Bozdun mu? Tamamdır abi. Sinyal gittiğinden dolayı yarım saatte anlarlar zaten. İyi. Eyvallah birader. Teşekkür ederim. Abi ben sana söyleyeyim. Yengenin günahını çok büyük alıyoruz ha. İnşallah öyledir Can. İnşallah. Efendim. Dila. Kuzgun'un arabasındaki takip cihazı bozuldu. Kudret bak. Bu yaptığım şeyden de, Kuzgun'a sürekli yalan söylemekten de hoşlanmıyorum. Yeter. Dila. Sen adalete yardım ediyorsun. Dediklerimi aynen yapacaksın. Başka yolu yok. Selçuk yolda. Birazdan orada olur. Dila, orada mısın? Buradayım, evet. Artık bizim için her an değerli. Lütfen planımıza sadık kal. Görüşürüz Kudret. Nereden geliyorum biliyor musun? Emniyetten mi? Oraya da gittim. Sonra Atlas Anaokulu'ndan aldım. Neden anneannesine gittiğimizi açıkladım. Bora yok. Polislerin söylediğine göre evinde bir saldırıya uğramış olma ihtimali yüksek. Biliyorum, oradaydım. Bora hayatını kaybetti Şermin. Başın sağ olsun. Ne oldu? Anladım. Ben vurulma anını görmedim. Kuzgun görmüş. Kuzgun, kuzgun, kuzgun! Önce abim, sonra kocam, şimdi de Bora. Senin o kocam diye hayatımıza soktuğun adam benim ailemi aldı. Kuzgun Bora'ya zarar vermedi Şermin. Dedi Kuzgun, cebecinin gerçeklere kör karısı. Ne yaptınız? Hı? Bora'yı öldürüp bir yere mi gömdünüz? Ne yaptınız? Sen ne saçmalıyorsun ya? İnanmıyorum sana. Keyfin bilir Şermin.
Gerçekleri söylemeden hiçbir yere gidemezsin. Sen öylesen. Kuzgun'u polise şikayet edeceğim. Eğer bana neler olduğunu teker teker anlatmazsan... onu hapse sokmak için elimden geleni yaparım. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Ne soracağım sana ya? Geçen gece Deli Hanım arabaya diye çıktı, hatırlıyor musun? Arabada bir şey unutmuşuz, bir şey yok. Evet abi. Benim arabaya da bindi mi? Evet abi. Eyvallah, kolay gelsin. Sağ ol. Anlayacağın Bora bugün ölmeyi değil, öldürmeyi planlıyordu Şermin. Kuzgun'un da benim de Bora'nın ölümüyle en ufak bir ilgimiz yok. Hala Kuzgun'u koruyorsun. Ya sen her şeyi bilmek istedin. Ben de sana eksiksiz anlattım. Daha ne istiyorsun? Ya bu ne bitmez tükenmez bir diyetmiş. Ha? Nasıl bir vicdan azabıymış bu Dila? Neden bahsediyorsun sen? Sen neden bahsettiğimi çok iyi anladın. Hayır, anlamadım. Her şeyi biliyorum. Kuzgun'dan sakladığın sırrını biliyorum. Ama merak etme, söylemeyeceğim. Onunla evli kalman işime geliyor çünkü. Malum, şirketin yönetimi onunla evli kaldığı müddetçe bende. Bana şantaj yapabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Ne şantajı? Kuzgun geldi. E dökülün bakayım. Nedir şantajlık mevzumuz? Dila ile benim aramda. Ama şu kadarını bilmen yeter. Her kadının bir sırrı vardır. Karın Dila'nın bile. Şermin yeter. Dila, iyi misin sen? Gerçekten mutluluğunuza nazar değdireceğim diye çok korkuyorum. Maşallah da bir şey olmaz. Yok. Sizin bir arada kalabilmek için daha güçlü koruma yöntemlerine ihtiyacınız olacak. İnan bana. Ne diyor ya bu? Ya... Bora'nın ölümünden sonra saçmalıyor işte. Bana pek öyle gelmedi ama. Yani ne bileyim, önce Bora sonra Şermin. Bunların bir dalgası var sanki de. Sen de saklıyor gibisin. Dila, kızım Selçuk geldi. Geldi yine. Bahçeye al Meral abla. Tamam. Niye bahçeye, niye buraya değil? Ha? Çok merak ediyorsan sen de gel. Çok merak etsem bir yolunu bulurum. Sen tasalanma. Bu gece harekete geçiyoruz. Biliyorum, konuştum Kudret'le. Görüşürüz. Görüşürüz.
oldu? Niye gelmiş yine? Şirket için bir sözleşme istemiştim, onu getirmiş. İyi tamam, işim bittiyse hazırlan da. Birkaç günden Meryem Hanımlar'dayız. Bir duş alayım, çıkalım. Nerede almak istersin? Ne yaptın sen ya hediyeme diye? Bunların hepsi senin. Vay, karışık kaset. O dönem tam bir klasikti. Antin kuntin şarkıcılarla doldurmamışsındır inşallah. Ay, ön yargıdan öleceksin. Öf, dinlersin bir ara. Sen bayağı o zamanlardan başlamışsın DJ'liğe. O sadece sana özeldi. Dışarıda bekliyorum ben. Haberler doğru mu? Doğru. Öldü mü? Hak ettiği cezayı buldu. Kartal'ı da gördüm. İyiydi. Öyle, iyi iyi. Yardımın için sağ ol. Zeki haber uçurmuş Bora'ya. Gereken cezayı verdim. Yapman gereken bir şey daha var. Kartal'la mı ilgili? Kartal'la konuştum. Anlattı bana her şeyi.
Bu olayda kullanılan silahı ona vermediğine eminim. Nereye sakladıysan o silahı bana ver. Bak ben kartal değilim, yemem bu ayakları. Silah bende değil. Kartala verdim. Ali. Hı. Bak o silahı kozu diye kartala karşı falan kullanırsın. Bak Kur'an çarpsın ha. Bak sana yemin ediyorum elimden seni kimse alamaz Dila bile. Anlıyorsun değil mi? Çekil şimdi. Seninle kardeşini benim elimden kim alacak acaba? Abim, gelen giden yok. Dila uyanıp gözünü ayırma. Ne yapıyorsun sen? Dila. Selçuk, Kuzgun'un arabasında ne yapıyorsun dedim. Yengeme bak be. Helal sana. Dila bak. Açıklayacağım şimdi. Neyi açıklayacaksın ya? Bu saatte Kuzgun'un arabasında ne işin var Selçuk? Ne oluyor? Ya hava almaya diye çıkmıştım. Arabanın kapısını açık görünce. Anladım ben. Neyi anladın? Bana bak, dua et polissin. Yürü git, benim başım belaya sokma gece gece. Seni de çalıştıklarını da yakalayacağız. Merak etme. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne oluyor ya, ne polisi? Asistanın gizli polis. Olan biten bu.
Yanına ajan diye sokmuşlar işte. Dila. Kuzgun'un arabasındaki takip cihazı bozuldu. Ya da Kuzgun bilerek bozdu. Senden şüpheleniyor olabilir. Emin misin? Olacağım. Selçuk'u bu akşam Kuzgun'a yakalatacağım. Seninle ilgili bir şüphesi varsa o şüpheyi ortadan kaldıracağım. Sen de bana yardım edeceksin. Kudret bak. Bu yaptığım şeyden de Kuzgun'a sürekli yalan söylemekten de hoşlanmıyorum. Yeter. Bulabildin mi bir şeyler? Araştırıyorum hala. Bir iki güne daha ihtiyacım var benim. Ne bulursam bul, muhakkak bana haber ver, olur mu? Evet. Lipstik için sağ ol Kumrucuğum. Ne demek? Şunu dinleyebileceğim bir zımbırtı bir şey var mı sende? Şurada olacaktı. Olur mu? Olur olur. Aldım bunu da. Büyük olmakla övünürdün. Senden bir gün ayrılmaya dayanamazdım. Sensiz tam 10 yıl geçse. Geçse mi dersin? Seni unutabilseydim, yaşamak daha kolay olur muydu? Hep seni yazmasaydım, günlüklerimi seninle doldurmasaydım ya da. Hep seni yazmasaydım, günlüklerimi seninle doldurmasaydım ya da. Yeni mi dinliyorsun? Eksik hediye paketi yapmışsın. Yani kaseti koymuşsun da çalacak zımbırtıyı unutmuşsun. Unutmuş muyum? Aman, ergen tripleri işte. Kim bilir neler saçmalamışımdır. Öldürmez, merak etme. İyi, öyle diyorsun. Kahvaltı hazır. Benim bir işim var, siz edin kahvaltınızı. Nereye? İşimi halletme. Hoş geldin. Sağ ol ablacığım. Ha ben ne soracağım bir abla, baksana. Sen kaç senedir buradasın? Buraya taşındıklarından beri. Vardır bir 15-16 yıl. Maşallah. Dila o zamanlar burada mıydı? Londra'daydı o hep. Yazları, tatillerde gelirdi bir tek. Bir eski eşyası falan yok mu hiç? Ardiye'de. Sağ olasın. Hayırdır Kuzgun? Dila'ya sürpriz doğum günü hazırlığım. Unutmadın değil mi? 8 Mayıs doğum günü.
Ha yok, biliyorum biliyorum. Yapabileceğim bir şey varsa. Yok. Bu arada sağ ol. Yani sen orada olmasaymışsın. Ne demek canım, kim olsa aynı şeyi yapardı. Kartal iyi biri. Senin gibi. Eyvallah. Bak, bu yılın en güzel şarkılarından biri. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden, bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün saçmalamam. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün korkularım. Gururum bu yüzden, bu yüzden çocuğum. Hep seni yazmasaydım, günlüklerimi seninle doldurmasaydım ya da. Küçüğüm bu yüzden sonsuz endişem, savunmam bu yüzden, bu yüzden bir küçük iz bırakma. Seda, Kuzgun eve geldi mi? Evet evet, Adiye'de. Anladım, sağ ol. Geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm. Yıllar önce babam uyuşturucu paketini Yusuf amcaların evine koymamı istemeseydi, ben o paketi koymasaydım, Kuzgun bunları yaşar mıydı? Okudun mu hepsini?
kaçacak mısın ya? Yıllardır yaptığın gibi. Gelme ne olur. Ne olur gelme kuzum. Açma lütfen. Bizi silmişsin. Ben mi silmişim? Babam duvarları kağıt kaplayacağını söylediği zaman iki gün ağlamıştım. Kuzgun'la ellerimizi bırakamayız diye. Çünkü bırakırsak sana bir şey olur diye korktum. Ben yaşarım da sen ölürsün diye. Babam söz verdi sonra resmi silmeyeceğim diye.
Sadece üstünü kaplatacağım dedi. Yol gösterdi yani. Üstünü ört. Hayatına bak, devam et hesaba. Bizi silmişsin. Biliyorum seni kaybettim. Hem de bu ilk değil. Ama yine de ilk buraya gelmek istedim. Bu resme bakmak istedim. Sanki bu resme bakarsam her şey yoluna girer, düzelir diye. Ama sen silmişsin. Kuzgun, neden sildin, neden? Neden sildin bu resmi? Ben çizmiştim bu resmi, neden sildin? Tamam, istediğini söyle, küfret, bağır, çağır. De ki her şey senin yüzünden oldu, de o paketi sen koydun, benim hayatımı çaldın de. Hainsin de, suçlusun de, istediğini söyle, tamam. Çünkü ben yaptım. Özür dilerim, ben yaptım. Hani çocukken iskambil kağıtlarını dizerdik ya böyle çatı çatı. Sonra baştaki kağıda pıt diye vurursun, sonra tıkır tıkır hepsi dökülmeye başlar. Onun gibi onu ben yaptım işte. Her şeyi ben başlattım. Bana sordun ya, bu evler ne kadar karanlığa dalar diye. Ben o zaman senden nasıl kaçacağımı bilemedim. Çünkü bu eller 8 yaşında zaten daldı karanlığa. Seni kör bir kuyuya itti. O kağıda ilk vurulması gibi işte, onu ben yaptım. O yüzden şu an sana ait olan her şeyin yarısı benim, anladın mı? O içindeki o öfkenin, nefretin, kavganın, her şeyin, her şeyin yarısı benim Kuzgun. Çok özür dilerim. Baban istedi. O uyuşturucu paketini oraya koymanı o istedi senden. Ben hissettim ama. Ben o zaman kötü bir şey olduğunu hissettim. Anneni kurtaracağını söyledi. Maymunluk yapmasana ya. Anlat işte. Annem babama bu çiçekten daha uzun yaşamayacağım dedi. Bu çiçeği yaşatırsak annem değişebilir. Bir çiçek vardı, hatırlıyor musun? O çiçek yaşarsa annem yaşarsa ben... Çiçeği yaşatamadık. Seni kaybettim. Annemi kaybettim. Hepsi benim suçum, biliyorum. Hiçbir işe yaramaz unutmana, affetmene. Hiçbir şeye yaramaz biliyorum ama çok özür dilerim. Çok özür dilerim Kuzgun, çok özür dilerim. Çok özür dilerim her şey için, çok özür dilerim. Dila. Bak bakayım bana. 8 yaşındaydın. Anneni çok seviyordun. Babana çok güveniyordun. Ve ne olursa olsun ucunun bana dokunacağını hiç düşünmedin. Ben senin hayatını mahvettim. Paketin içinde ne olduğunu hiç bilmiyordun ki. Bilmiyordum ama söyledim sana. Ben hissettim, kötü bir şey olduğunu hissettim. Kötü bir şey yaptım. Bak şuram, söyledim bana. Ne fark eder ki Kuzgun? Yani bir şey fark eder mi? Fark eder. Öyle bir fark eder ki.
Çünkü çocuktun. Çocuk. Öyle miydim? Ama sonra... Ben sonra da sustum. Ben yıllarca yuttum bunu. Acıttı. Hatırlamak hep acıttı. Ama artık babanın günahını yüklenmeyi bırak. O ne dediyse yaptın. Anneni yaşatabileceğini düşündün çocuk aklında. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Kur'an da öyle mi söylüyor peki? Sen o ilk kartı iten değilsin.